Tesla dün de düşüşe devam etti ve böylece yılbaşından beri kayıp %32'ye gelmiş durumda. Son bir yıla baktığımızda hissenin yerinde saydığını görüyoruz. Yani müthiş Nasdaq radisinden maalesef yararlanamayan hisselerden bir tanesi oldu. 5 yıla baktığımızda biraz daha uzun vadeli yatırımcılık baktığımızda %796'lık bir getiri var. İyi bir getiri, çok çok iyi bir getiri ama bundan daha iyi getiri sağlayan hisse var açıkçası. Özellikle yapay zeka hisseleri. Biraz sonra bir örnek vermeye çalışacağım size. Ve tamamına baktığımızda ama yani halk açıldığı ilk günden beri tutanlar %13.280 kazanmışlar. Bu zirvedeyken fiyat bir ara %30 binleri bulmuştu ve o dönemde Bitcoin'e rekabet edebilen tek yatırım aracıydı. Yapay zeka hisselerinden demin bahsettik. Orada SoundHound'a bir bakmakta fayda var. Hiç anlamadığım bir şirket bu. Yani neden değerli olacağını çözemediğim bir şirket. Ne yapıyor bu şirket? Ses anlama şirketi öyle söyleyeyim. Çağrı merkezlere mesela hizmet veriyor. Robotların müşterinin ne söylediğini anlaması için. Son derece eski bir teknoloji. Bir sürü rakip da var. Zaten rasyonlar korkunç. Mesela fiyat bölü satışı hissenin 34 bölü 63. Sektör ortaması 2.93. Yüzde 1000 üstünde sektörün. Fiyat bölü satış forward yani ileriye doğru baktığımızda da yine 30'luk bir sayı var. Fiyat bölü defter değeri 126. Sektör ortaması 3.08. Sektör ortamasının yüzde 4000 üstünde. Ve dün insanlar bu hisseyi aldılar. Yüzde 24 bir gün içinde yükselttiler. Borsa kapandıktan sonra yüzde 11-21 daha yükselttiler. İşte bu yapay zekanın şu anda balon evresine girdiğini gösteriyor. Ondan dolayı da yapay zeka zaten portföylerimi küçültüyorum. Bu tip bir saçma hisse bu değeri kazanıyorsa genelde o trendin sonuna doğru geliyoruz. En azından benim söyleyebileceğim şey bu. Ama şimdi dönelim biz Tesla'ya. Eğer Tesla'da yatırımınız varsa ne yapmalısınız? Eğer Tesla'da henüz yatırım yapmamışsınız ama düşünüyorsanız doğru yerde miyiz girmek için bütün bunları bir konuşalım. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Zaten içine girince sürecin size bir fiyat önerimin olmadığını daha ziyade ile ilgili kendinize sormanız gereken sorular bahsettiğimi göreceksiniz. Şu anda Tesla'nın ta halka açıldığı günden beri ise senin nasıl davrandığının logaritmik grafiğini görüyorsunuz. Dikkat ederseniz başlangıçta uzun bir süre bir kanalda ilerliyor. Sonra bir gün o kanalı yırtıyor. Bir üst kanala erişiyor. O kanalda uzun süre debeleniyor. Sonra bir üst kanala ulaşıyor. Şu anda da o kanalda debelenme halindeyiz. Bu kanal arası geçişler oldukça uzun zaman alıyor. 2010'da halka açılıyor şirket. 2012'nin ortalarına kadar buralarda sürünüyor. 2012'nin ortalarından bir yükseliş başlıyor. Bu yeşil mumların her biri bir ayı temsil ediyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay boyunca yükseliyor. Yeni kanalına ulaşıyor ve bu yeni kanalda debelenmeye başlıyor. Nereye kadar? Ta 2020'ye kadar. Yani hisse burada ne kadar fiyat hareket ediyor derseniz 9 dolarla 20 dolar arasındaki bir kanal arasında gidip geliyor. 2020'de tekrar bir yukarı doğru kırma gerçekleşiyor. Yine burada dikkat edin aşağı yukarı 6 aylık bir süreçte bir üst kanalına ulaşıyor. O üst kanaldaki taban fiyat 160 dolarlar civarında o dönemde Covid'in etkisiyle çok para basıldığı için hisse iyice bir tepelere zirvelere doğru gidiyor. 400 dolarlara yaklaşıyor. Sonra düşüş yaşanıyor. Sonra da bu kanalda debeleniyoruz. Şu anda da kanalın tabanı şuralarda 120-130 dolarlarda ama Ortalaması şuradan geçiyor. Yani ortalamasına yakın bir yerlerdeyiz. Peki ne anlama geliyor bu basamaklar? Bu basamaklar aslında teknoloji hisseleriyle ilgili temel yolculuğu bize gösteriyor. Teknoloji hisselerinde basamaklar bir teknolojinin kendisini ispatlamasıyla aşılabiliyor ancak. Teknolojinin kendi ispatlamasından da kastım yanlış anlamayın. Wall Street'in şapşalları bir teknoloji lafı anlamazlar. O teknolojinin finansallara yansıyabileceğini gördüğü anda Wall Street ve yatırımcılar hisseye doğru koşmaya başlıyor. Şimdi mesela burada ne olmuş? Tesla işte çıkıyor. İlk hatırlanan belki vardır. Küçük bir Roadster arabası var. İlanmaz karizmatik bir kişilik. Daha evvel PayPal'da başarılı olmuş. Ondan dolayı yatırımcılar buraya bir geliyorlar. Fakat sonra şüpheler başlıyor. Ya bu Roadster arabadan ne olur ki? Tesla gerçek bir araba üretebilecek mi gibi sorunlar başlıyor. Ve ise bu kanalda takılıyor. Ve o dönemde gidip yatırımcılarla konuşsaydık. Ben o dönem Tesla yatırımcısı değilim ama inceliyordum. Şunlardan korkuyorlardı. Tesla bir oyuncak mı yoksa ciddi bir üretici dönüşebilecek mi? Tesla geniş kitlelere seslenen gerçek Çek otomobilleri ne zaman üretecek ve Tesla iflas etmeden bu aşamayı aşabilecek mi? Burada bunlar konuşuluyordu ve haklı da bir aslında endişeydi. İnsanlar korku içindeydi Tesla buraya geçecek mi geçmeyecek mi? Daha sonra Tesla'nın önce Model S'i daha sonra da Model X'i piyasaya çıktı. Bir tanesi büyük bir sedan, bir diğeri de büyük bir SUV, gerçek otomobiller ve araçlar gayet güzeldi, hayranlıkla karşılandılar. Elon Musk orada güzel pazarlama da yaptı. Mesela Model X'in kapıları yukarı doğru açılıyordu vesaire. Ve insanlar Tesla'nın ciddi olduğunu anladılar. Dediler ki ya Tesla gerçekten otomobil üretmeye niyetli bir firma. Bu Elon Musk'ın oyuncağı değil. Sadece böyle Roadster, spor arabalar üreten küçük butik gibi şirket kalmayacak galiba niyeti ciddi. Ve yatırımcı girişleri gerçekleşmeye başladı. Bu da Tesla'yı o dönemde şuradaki zirve fiyatı olan 2.62 dolardan bir anda 10 dolarlara doğru taşıdı. Yani 5-6 katlık bir artış var. Tabii şuralardan alırsanız artış daha da ciddi hale geliyor. 7-8 katlık artış var. Peki bu kanaldaki endişeler ne? Endişeler biter mi? Çünkü bu bir teknoloji şirketi ve zarar ediyor hala. O dönemde özellikle hala zarar ediyor. Zarar ediyor, nakit yiyor. Tabi endişelerin olması haklı. Ben de bu kanalda bu arada yatırımcı olarak 2017-18'de Tesla almaya başladım. Bu dönemki endişeler ne? Ya Tesla tamam Model S'i üretti, Model X üretti. Güzel arabalar bunlar ama çok pahalı ve üst segment araçları. Tesla daha ekonomik arabalar üretebilecek mi? O dönemde Model 3 konuşuluyordu. Endişelerden bir tanesi Model 3 sipariş alır mı? Böyle bir elektrik bir talep olur mu? Tesla o sırada aracı sundu ve ön satışı açtı. Dedi gibi ön sipariş yağdı. O endişe geçirildi. Daha sonra Tesla Model 3'ü ölçekli olarak üretebilecek mi? Sorunu başladı. Çünkü Tesla daha bel bu boyutta bir üretim hiç yapmamıştı. Hakikaten de Tesla acayip zorlandı. Elon Musk fabrikada yattı kalktı. Çadırlar kurdular arabayı üretebilmek için ana fabrikalarındaki sorunlardan dolayı. Ve her gün Tesla'nın bu işi beceremeyeceğine ilgili haberler makaleler okuduk. Sonunda ama Model 3 ölçeklenmeye başladı. Daha sonraki soru ise tamam Model 3'ü üretti de bundan para kazanabilecek mi? Yoksa bu işe geçerken batacak mı sorunu geldi. Hatta o soru tam şurada ki ben de o dönemde hiç unutmuyorum. Yunanistan'da tatildeydim. 2019'un Mayıs ayından bahsediyoruz. O soru bu dönemde çok yoğunlaştı. Tesla yine o dönemin fiyatları, bölünme öncesi fiyatlarla 300 dolarlardan böyle 130 dolarlara, şimdi 15'e bölün onu yani bugün 8 dolarına kadar böyle sert bir düşüş yaptı. Hiç unutmuyorum. Ama sonra Tesla ilk karlı çeyrek bilançosunu getirdi. Model 3'ten kar edebileceğini gösterdi ve inanılmaz bir rally başladı. Bu rallye aynı zamanda Model Y de katıldı bir noktadan sonra. Rally şuraya kadar makuldü. Sonra biraz da işte o dönemde Covid'den dolayı aşırı para basıldığı için rally biraz kendisini açtı ve hissenin fiyatı 400 dolarlara kadar yürüdü. 400 dolardan sonra FED faiz artışları gelmeye başladı. O oldu buldu derken Elon Musk da bir yandan Twitter almak için hisse sattığı için son ayı 2022'nin kabus gibi bir ay yaşadık. Ondan sonra iyiyse geri toparlandı. da bu kanalda devam ediyoruz. Peki şimdi bu kanaldayken endişelerimiz neler değil mi? Yeni endişeler var ki ise yine böyle aşağı doğru hareketlenmeye başlamış durumda. Çünkü bakmayın siz o gün Elon Musk'ın tweet attığını falan önemi kısıtlı. En de sonunda yatırımcı bu şirketin karlı, büyüyen bir operasyon olup olmadığını merak ediyor. Ve bu konuda şu anda bolca endişe var. Nedir endişeler? Birincisi Tesla'nın kar marjı düşüşleri. Tesla'nın kar marjı son 6 çeyrektir geriliyor. Hala sağlıklı %16'ın üzerinde Son çeyrekte hafif yukarı doğru tekrar döndü. Ama bu düşüş devam edecek mi? İkincisi Tesla'nın satış büyümesine alemde. İşte dünyada elektrikli otomobil sektörünün yalan olduğuna dair de söylentiler var. Bir de FED biliyorsunuz faizleri yüksek tutuyor. Bundan dolayı Tesla'nın satış büyümesi geri gelecek mi? Bitti mi bu iş? Artık araçları satamayacak mı? Sonraki soru Tesla tam otonom sürüşü başarabilecek mi? Haklı bir soru bu arada bu. Çünkü Tesla bir otomobil firması olarak bütün bunları başarsa bile bu paraya etmez. O yüzden otonom sürüşü başarı başaramayacağı önemli. Bu nedenle Tesla Tesla'yı bir yapay zeka firması gibi değerlendireceğiz. SoundHound saçmalığını bir bakın nasıl değerlendirildiğine. Yoksa bir otomobil firması gibi. Otomobil firması olarak değerlendireceksek sadece işimiz kötü. Tesla enerji işi büyüyecek mi? Hani şu dev bataryalar işi. Eğer büyüyecekse hangi hızda büyüyecek? Bu başka önemli bir soru kafaları karıştıran. Tesla'nın daha alt esas dev pazara seslenecek 25 bin dolarlık aracı ne zaman piyasaya çıkacak? Nasıl bir kar marja çıkacak? Ve en sonunda da bir biliyorsunuz robotumuz var. Optimus robotumuz var. O bir palavramı Gerçek mi? İşte bu soruların cevabı cevapları şu anda tartışılıyor piyasada ve bu aralar piyasanın eğilimi bu soruların tamamına olumsuz cevaplar vermek yönünde. Piyasanın olumsuz cevaplarını körükleyen konulara bir tanesi de Wall Street analistlerinin yorumları. Mesela dün bu abimiz Colin Langan Wells Fargo'da çalışıyormuş analistmiş. Tesla'nın ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki ben Tesla'yı satın diyorum ve bunun fiyatının 125 dolara kadar inceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da %26 civarında aşağıya doğru inme ihtimali var. Hatta açıklama yaparken %30'du ama açıklama dün Tesla aşağı yukarı yüzde aşağıya çekti. Başka bazı faktörlerde birleşince ve adam şimdilik haklı çıkıyor gibi gözüküyor. Peki bu adam kim? Bu adam nasıl performans var mesela? Şu ana kadarki başarı oranı bütün hisselerde yüzde kırk Yani yazı sıradan daha kötü sonuç veriyor. Ve bu adamın bütün hisse senetleri gibi tavsiyelerini dinleseydiniz trade'lerde ortalamada yüzde beş para kaybedecektiniz. Peki bir analist değil galiba. Peki Tesla detayına bakalım. Tesla detayına baktığımızda Tesla'daki başarı oranı daha da kötü. Yüzde otuz dokuz civarında. Bakın burada 10 yıldır neredeyse değerlendiriyor. Tut 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 vermiş. Sat 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 vermiş. Bakın burada sat vermiş. Burada sat vermiş. Görüyor musunuz? Hisse 15.25 dolar. Hisse coşmuş buralarda tabii yorum yapamamış. Susmuş. Beklemiş. Burada tut demiş. Hisse biraz daha yukarı gitmiş. Sonra hep tut 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 demiş. En sonunda da şimdi tekrar satışlıyor. Şimdi sizce bu analistin söylediğini ciddiye almak lazım mı? Tesla ile ilgili başarılı hedef verme oranı %39. Bu adamı dinleseniz Tesla'da %43.27 para kaybeder çektiniz. Ciddiye alınacak hiçbir yönü yok. Toplamda 5 üzerinden 1 yıldızı bile yok bu beyefendinin. Ve 8.766 Volsit analizi içinde 8.316. Ama dün bu adam Tesla'yı weight ettiği için yani aşağıya doğru fiyat hedefi verdiği için hisse %4 civarında kıpırdıyor. Demek ki insanların soruları çok fazla bu aralar. Endişeleri çok fazla ve bu endişeleri biraz destekleyen buradaki bu Wells Fargo'nun Colleen Langan'ı muazzam analisti. Böyle bir analiz gelince bile hisse aşağı doğru gidiyor. Çünkü hissenin bir momentum desteği yok şu anda. Biraz önce gördüğümüz Sound AI'daki gibi abi daha buyurur hadi girelim gazı yok. İkincisi de temel sorular insanları endişeler duruyor. Yürüyelim abi. Bu daha yürür gazı, zaman içinde oluşan bir şey. Nasıl oluşabiliyor? Sorular kafamızda netleştiçe Bu nedenle Tesla ile ilgili o sorularda bir dönmemiz gerekiyor ve o sorular hakkında kendi düşüncelerimizi geliştirmemiz gerekiyor eğer bir yatırımcıysak. Bakalım sorulara. Tesla'nın kar marjı düşüne ne zaman duracak? Bence daha var. Neden? Çünkü şu anda zaten araç fiyatlarını henüz pek yükseltmeyi başaramıyorlar çünkü Fed faizleri yüksek tutuyor. İkincisi de şu anda Cybertruck ramp-up'ındayız. Yani Cybertruck araçlarını şu anda anladığım kadarıyla haftalıkta 300-400'lük bir tempoya gelebilirler. Bunun daha çok artması gerekiyor. O sırada araba tabii para kazanmayacak. O adetlerde para kazanmak mümkün değil. Ama maliyetler ne yapacak? Kar marjına yansıyacak. O yüzden bu çeyrek ve önümüzdeki çeyrekte kar marjını ciddi bir toparlanma beklemek şaka olur bence. Kendinizi kandırmayın. Mucizeler olabilir tabii her zaman ama ben mucizelere az inanan bir insanım ve en son açıklamalarında Tesla maliyet düşürmede de belli bir sınıra geldiklerinin bundan sonra maliyeti düşürmekte zorlanacaklarını söylemişti. Tesla bu konuda muazzam bir firma maliyetleri aşağı doğru çekmek konusunda ama her şeyin bir sınırı var. Ve ramp up'ı da düşündüğümüz zaman bu iş zor. Artı Fed'in de faizleri en azından Mart'ta indirmeyecek kesinleşti gibi gözüküyor. Şimdi herkes yılın ikinci yarısından bahsediyor çünkü Amerika ekonomisi güçlü gözüküyor hala. E bu çerçevede arabaları krediyle satmak da mümkün olmana göre Tesla'nın bu alandaki sıkıntıları bitmeyecek. Üzerine Çin var. Çin'de ekonomi çok dertli ve o dertli ekonomi içerisinde yüzlerce otomobil firması rekabet ediyor. Onlar da fiyatları aşağı doğru çekiyorlar. O yüzden ben kar marjı sorusunda en az 3. çeyreğe kadar olumsuzum. 3. çeyrekte biraz yukarı doğru yön olabilir. 2. çeyrekte olursa mucize olur. Ama bu bizi geriye doğru çekecek. Satış büyümesi durdu mu geri gelecek mi? Geçen yıl aslında Tesla büyümeye devam etti. Son çeyrekteki büyüme bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yavaş. Ama onun dışında Tesla'nın büyümesi aslında devam etti. Biraz sonra sayılara bakarız. Bu yılda büyüyecek mi? Şöyle Elon Musk açıklama yaptı son bilançoda biz 2024 yılında büyüme hızımızın ciddi şekilde yavaşlayacağını düşünüyoruz dedi. E, i̇lan bunu diyorsa büyümenin bu sene çok fazla olmayacağı kesin. En azından nereye kadar? FED faizleri düşene kadar. Okey bunda da cevap çok çok olumlu değil. Zaten Wall Street'te sadece bu iki konuyla ilgileniyor. Kar marjı büyüyor mu? Büyüme geri gelecek mi? Kar marjı konusunda sıkıntı bence daha devam edebilir. Satış büyümesinde yavaşladı %100. Etik bir sektörü bir yalan mıydı? Kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili şu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Etik otomobil sektörü şu anda yeni bir aşamaya hazırlanıyor. Daha mes, daha ekonomik arabaları piyasaya sürecekler. Tesla da bu oyunculardan bir tanesi. Oraya kadar yavaş bir büyümeyle devam edecek. Ama şu anda bu 2021-22'lerdeki çılgın büyümeler yok. Neden? Çünkü lüks segmentteki etikli araba satışları belli bir doygunluğa ulaştı. Artık alt segmente yönelik arabalar lazım. Daha oradan alacak çok yol var. Bu benim görüşmen azından. Tesla otonom sürüşü başarabilecek mi? Ben maalesef Türkiye'de Tesla'nın tam otonom sürüşünü test edemiyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 12.2 versiyonunda tam otonom sürüşün çok olmuş şeyler yazıldı, paylaşıldı. Bu haftanın başına itibariyle 12.3 versiyonu araçları yükleniyor ve az sayıda insanda var şu anda bu ama genel yorumlar olağanüstü gelişme olduğu yönünde. 2024 içinde tam otonom sürüş başarabilir mi? Bundan emin olmak zor. Ama sanki burada yol iyi gidiyor gibi gözüküyor ve bu bizim için hemen bir kriter. Çünkü eğer otonom sürüş başarılırsa testlerin önünde bir bu otonom sürüş yazılımını başkalarına paylaşmak, satmak gibi yeni gelir modelleri açılacak. İkincisi Tesla arabaları daha değerli hale gelecekler. Çünkü tam otonom bir yerlere kendi kendine her koşuda her yerde gidebilen bir araba yok. Bu Tesla arabası çok farklı bir yere getirecek. Bundan dolayı daha fazla insan tam otonom sürüş yazılımı satın alacaklar. Bu doğrudan gelir artışı yaratacak. Bir de işte hep bahsettiğimiz robot taksi projeleri belki hayata geçebilecek. O yüzden bu çok kritik ve Tesla'nın değerlemesinde bir yeri var. Tesla'nın hızla büyüyen bir enerji işi var. Büyük bataryalar. Bu büyüme daha çekme. Büyüyecekse hangi hızla büyüyecek? Kar marjı nasıl olacak? Bu konuda çok yatırım yapıyorlar şu an yeni tesisler geliyor. 2024'e yansımasına kadar olur emin değilim ama önümüzdeki yıllarda ciddi büyüme olur diye düşünüyorum. Tesla 25 bin dolarlık aracı ne zaman satışa sokacak? Nasıl bir kar marjıyla satışa sokacak? Kendi söyledikleri 2025'te diyorlar ama onun dışında pek bir şey bilmiyoruz. İnanmaz sağda solda bununla ilgili ufak tefek bilgi kıntıları sunuyor ama daha buna vakit ağır gibi gözüküyor. Optimus Bot yani robotları bir palavra mı yoksa gerçek mi? Bunu bence şimdi konuşmaya hiç gerek yok. Daha yeni gelişen bir teknoloji bu. İleride başarılı olursa çok çok iyi olacak. Vaziyet bu. Yani kısa dönemde Tesla hissesini çok yukarı doğru götürecek pek somut bir şey görmüyorum burada. Ne olabilir? İlk çeyrek bilançosu geldiğinde kar marjının sandığımız kadar kötüye gitmediğini hatta iyiye doğru gittiğini görürsek piyasa coşar. Ne olabilir? Nisan'ın başında ilk çeyrek satışları açıklanacak Tesla'nın. Orada piyasa epey karamsar şu anda. O kadar karamsar değil de biraz daha iyi satışlar gelirse veya iyi bir açıklama gelirse hisse yukarı gidebilir. İhtimal yüksek mi? Bence değil. Çünkü gelen haberler arama satışlarının çok iyi gitmediğini söylüyor. Fed faizleri düşürse hisse yukarı doğru gidebilir. Ama görüyoruz ki Fed faiz düşüşleri erteleniyor. Yani şu sıralar gelecek çok önemli bir haber görmüyorum ben. Şu haberler gelse iyi olur. Yoksa mesela otonom sürüşle ilgili paylaşılan çok sayıda video var. İyiye gidiyoruz, iyiye gidiyoruz. Orada ancak Tesla'nın somut bir mesela seviye 4 otonom sürüş başvurusu devreye girerse hisse yukarı gider. Yoksa insanlar o işe şüpheyle bakıyorlar. Kendileri de denemedikleri sürece. Yani eğer kısa vadeli bir yatırımcıysanız şu anda Tesla'nın ilgili böyle yukarı doğru müthiş bir haber beklemiyoruz. Teknik olarak geldiği yer fena değil. Yani buradan bir yukarı doğru sekme beklenebilir. 165 dolarlar civarından. Ama çok önemli değil. Eğer uzun vadeli de bakıyorsanız ama benim bütün bu soruların yanıtlarım son derece pozitif. Tesla kar marjını kesinlikle yükseltecek. Tesla'nın satış büyümesi geri gelecek. Tesla tam otonom sürüşü başaracak. Etikli otomobil kesinlikle bir yalan değildi. Enerji işini Tesla müthiş büyütecek. Dünyada buna çok ihtiyaç var. 25 bin dolarlık araba da devreye girecek. Ve bir gün Optimus Robot da devreye girecek. Ve Tesla dünyanın en değerli firmalarına bir tane sahne gelecek. Ama bu soruların yanıtları konusunda çelişebiliriz. Ve eğer bu sorular konusunda hocam ben senin kadar iyi bilmiyorum diyorsanız hisseden uzak durun. Çok yorucu bir hisse bu. Bununla ilgili süper bir karikatür yayınlamışlar. Tesla yatırımcısı olmak neye benziyor diye. Bu çok zor bir hisse senedi. Çünkü dünyanın en geleneksel sektörlerine olan otomobil sektöründe yepyeni şeyler yapmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük sektörlerinden olan enerji sektörünü tamamen karşısına almış durumda. Yapay zeka ile otonom sürüş dünyanın en büyük yapay zeka projelerinden bir tanesidir. Orada yol almaya çalışıyor. Bir anda da Elon Musk Twitter üzerinden bütün dünyayla başka konularda da siyasi konularda da kavga ediyor. Hisse senede etkisi var mıdır? Mutlaka etkisi vardır. Büyük yatırım kuruluşları ondan dolayı Tesla'ya pek girmiyorlar. Magnificent Seven içerisinde Tesla'nın büyük kurumlardan aldığı pay en azıdır. Burada bireysel yatırımcılar daha ağırlıklılar ve kurumsal yatırımcıların devreye tekrar girmesi için demin dediğim sorularda somut cevaplar gerek. Bütün bu nedenlerle Tesla yatırımcısıysanız her gün kendinize bu hisse neden düşüyor, neden yükseliyor diye sormamanız lazım. Deminki bahsettiğim soruların cevaplarını arıyor olmanız lazım. Otonom suç ilerliyor mu? Batarya işi ilerliyor mu? 25 bin dolarlık araba yaklaşıyor mu? Ben orayı takip ediyorum ve beni orada gördüklerim tatmin ediyor. Benim ortama maliyetim de düşük. O yüzden acı çekmeye daha razıyım, daha hazırım. Ama testlerle ilgili kısa vadede çok bir şey beklemeyin. Anca dediğim gibi birkaç tane haber bizi yukarı doğru atabilir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben böyle görüyorum Tesla'yı. Anlattıklarım yatım tavsiyesi değil. Herkesin vadesi, risk duygusu ve teknoloji yatkınlığı farklı. Şu sıralar Sound AI gibi saçma sapan şirketler bir anda koşabiliyorlar. Öyle bir şeye kadayanlar çok mutlu hissediyor kendini. Tabii ki mutlu hissedersin. Ciddi bir yükseliş bu. Tesla'dan öyle bir şey şu anda beklemiyorum. Ne zaman bu soruların cevapları verilir, netleşir ve olumlu olur o zaman bir sonraki sıçramaya gideriz. Ve eğer Tesla daha önceki örneklerine baktığımızda olduğu gibi 5-6 ay içerisinde bu sıçramayı yapacaksa ben oyunun ta en başından itibaren orada olmak istiyorum. Çünkü şunu biliyorum. Hisse bir kere yukarı doğru gitmeye başlayınca süper şüpheler de olacak yine. Bu geçici bir ram mı? Bu geri mi dönecek? Bu palavra mı? Bu balon mu? Ve insanlar baştan itibaren orada değilse ve kendine iyi bir maliyet bazı oluşturmamışlarsa bütün bu ralliyi kaçıracaklar tecrübeyle sabit. Ben o nedenle gözümü kapatıyorum, gidiyorum, hisse senedimi alıyorum. Biraz önce gördüğümüz Bels Fargo'nun şarlatanı gibi analistler hisse senedini açıklamada düşünce de benim için yeni bir alım fırsatı oluyor. Ama fiyat nereye gider konusunda inanın henüz bir fikrim yok. Şu anda geldiği aralığı görüyoruz. Bu aralık kritik bir aralık buradan geri dönebilir diye tahmin ediyorum 165'lerden ama hiçbir fikrim yok. Daha aşağı giderse de pek üzülmem. Ben toplamaya devam ederim. Durum böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.